Herkese merhabalar, ben Eyüp Kemal Sevinç. Mutfağıma hoş geldiniz. Sürdürülebilir tariflerde bu ayki sebzemiz ıspanak. Benim de çok sevdiğim özel bir sebze. Hatta hayatımda çok özel değeri var diyebilirim. Küçüklüğümde annem hep söylerdi, bol demir, bol zeka, o yüzden bol bol ıspanak tüketelim diye. Evimizde çok pişerdi. Bugün ıspanağımızı nasıl yapacağımızı hemen anlatmaya başlıyorum. Görmüş olduğunuz gibi tarladan yeni toplandı, geldi kökleriyle beraber. Şimdi biz bu tarifimizde hem yapraklarını hem köklerini kullanacağız. Genel bir itibar vardır. Ispanağın yaprakları çok kullanılır ama kökleri çok fazla kullanılmaz. Çok üzücü bir şey aslında bu. O kadar değerli bir sebze ki köklerinde müthiş bir mineral zenginliği var. Bundan dolayı biz bugün köklerini de değerlendirerek tarifimizi gerçekleştireceğiz. Efendim, görmüş olduğunuz gibi yapraklarımız burada. Bu şekilde kesiyoruz. Şöyle ayıralım. Kökünü şöyle göstermek istiyorum. Bakın, bu diplerinde topraklar olma ihtimali çok yüksek. Biz çok iyi bir şekilde yıkadık ama ben şimdi tekrardan yıkayacağım bunu. Şu aralarda topraklar olabilir. Bu yüzden köklerimizi bu şekilde ayıracağız yapraklarından ve kök kısımlarını, bir de şu uç kısımları vardır. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın, buraları da bu şekilde kesebilirsiniz. Ve kökü de yapraklarından bu şekilde ayırarak tekrardan suyun içerisine koyacağız ve bir süre bekleterek dinlendireceğiz. Arkasından da yapraklarımızla ilk tarifimizi gerçekleştireceğiz. Köklerimizi görmüş olduğunuz gibi güzelce temizledik, ayıtladık, kenarda tutuyoruz. Biraz daha suyun içerisine koyacağım bu köklerin diplerindeki toprakları alabilmek için. Yapraklarımıza da şimdi ilk tarifimizi yapmak istiyorum. Tavuk rulosu yapacağız. Özellikle ıspanak ve tavuk birbirine çok güzel yakışıyor. Hemen köklerimi suya koyup ilk tarifimi yapmaya başlıyorum. Evet, köklerimizi suyun içerisine koyduk. Biraz kenarda bekleteceğiz. Biz de ıspanak yapraklarıyla tavuk rulomuzu yapmaya başlayalım. Öncelikle ocağımızın altını açıyoruz. Şimdi yapraklarımızı kavuracağız. Kavurduktan sonra biraz dinlendireceğiz, soğutacağız. Hemen o esnada da tavuklarımızı açarak rulo yapacağız. Bir miktar tereyağımı alıyorum şimdi. Tavamın içerisine koyuyorum. Şimdi tereyağım güzelce eridi. Bunun içerisine bir diş sarımsak atacağım. Güzel bir aroma vermesi için. Ortadan ikiye kesiyorum ve tereyağımın içerisine koyuyorum. Hafif böyle sarımsağı gezdiriyorum. Sarımsağın aromasını bakın tereyağının içerisine verdim şu anda. Ve ıspanak yapraklarımı da bunun içerisine bu şekilde bırakıyorum. Ispanak yapraklarını haşlamadan bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Çünkü tereyağı ile beraber bütün aromasını içerisine emecek ıspanak yaprakları. Ve çok daha lezzetli bir ıspanak rulosu yapmış olacağız. Bir miktar da tuz ekleyeceğim üzerine. Bu yapmış olduğumuz tarifte ıspanak yapraklarını çok fazla pişirmiyorum. Hafif böyle diri bırakıyorum ki tavuğun içerisinde kendini de gösterebilsin diye. Bakın, hafif suyunu bıraktı ve bütün yapraklar gevşedi. Biraz daha tutarak ocaktan alacağım şimdi. Bu arada hemen şunu da belirtmek istiyorum. Ispanağın yaprağıyla o kadar çok çeşitli yemek yapabilirsiniz ki çorbadan salataya kadar her yerde ıspanağı kullanmak mümkün. Tabii geleneksel olan tariflerimizden en başında evlerde çok fazla pişirilen pirinçli ıspanak yahnisi. Tabii ki bu geleneksel bir yemek ama bunun dışında
Salatası da çok güzel oluyor ve aynı zamanda şöyle bir şey yapabilirsiniz. Az kremayla müthiş bir ıspanak çorbası yapabilirsiniz ıspanağın yapraklarıyla. Evet, yapraklarımızı kavurduk. Şu anda kenara alıp biraz dinlendireceğim. Sotelediğimiz ıspanak yapraklarımızı şimdi tabağımızın içerisine alıyoruz ve bu şekilde dinlendirerek soğutacağız. Şimdi geldik tavuk göğsüne. Tavuk göğsünü tezgahıma alıyorum ve ortadan ikiye bu şekilde açacağım. Ve şimdi bunu rulo yapabilmek için dövme demiriyle biraz üzerinden ezerek açacağım. Streç filmin içerisine koyarım ki çok daha kolay yapabilelim diye bu işlemi. Streç filmimizi açalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi tavuk göğsümüzü güzelce açtık. Şimdi bunun içerisine biraz önce sotelemiş olduğumuz ıspanaklarımızı koyuyoruz. Şimdi tavuk göğsümüzü bu şekilde saralım ve sıkıca bastırıyoruz. İki tarafından da sıkıştırdık. Bunu kenara aldım. Şimdi de pane yapmak için görmüş olduğunuz gibi burada pane harcımız var. Pane yapmak için ekmek kırıntısı, un ve yumurta kullanacağım. Şimdi yumurtamızı da başka bir kabımızın içerisine kırıyoruz. Güzelce çırpalım. Önce una buluyoruz bu şekilde. Ardından yumurtaya. Ve şimdi de ekmek kırıntısını buluyoruz. Bazen bu işlemi iki tur yapmak gerekebilir. Daha kalın ve gevrek olmasını istiyorsanız dış kısmını tavuğun, bunu iki tür iki kat yapabilirsiniz. Ekmek kırıntısından şimdi tekrar yumurtayı alıyorum. Tabii bu biraz daha kalın bir dış harç oluyor. Onu da belirtmek isterim. Bazı ürünlerde, balıklarda mesela çok daha güzel oluyor bu. İki kat yapabilirsiniz. Şimdi tekrardan ekmek kırıntısını bu şekilde buluyoruz ve tavuğumuzu şimdi kızartma yağımızın içerisine alıyoruz. Pişirme işlemimiz devam ediyor. Şimdi diğer tarafını çeviriyorum. Her bir tarafını pişirerek yavaş yavaş tavuğumu döndürüyorum. Şimdi yağımın altını kapatıyorum.
Kızaran tavuğumu şimdi aldım. Bir süre de kenarda dinlendireceğim. Bu esnada da ıspanak köklerimizi yapmaya başlayalım. Ispanak köklerimizi suyun içerisine koymuştuk ve bir süre beklettik. Şimdi bol suyla bir kez daha yıkayacağım. Soğanım var. Soğanımı kullanacağım. Soğanımı ortadan ikiye kesiyorum. Şimdi her iki tarafından da keserek kabuğunu alıyorum. Kurnaz şeklinde doğrayacağım. Evet, şimdi pınar tereyağımı tavamın içerisine alıyorum. Saplı bir tava kullanıyorum. Çünkü içerisine krema da koyacağım için hafif böyle sulu da olacak. Bundan dolayı biraz daha geniş ve saplı bir tava kullanmayı tercih ettim. Şimdi tereyağım eriyor. İçerisine önce soğanlarımı ekliyorum. Yavaş yavaş soteleyelim. Bir de sivri biberim var. Şimdi sivri biber de bir tane ekleyeceğim içerisine. Halka şeklinde doğruyorum. Şimdi biberlerimizi de ekleyelim. Onları da soğanla beraber bir süre soteliyorum. Soteleme işlemim şimdi devam ederken sıra geldi köklerimizi eklemeye. Şimdi ıspanak köklerini de içerisine bu şekilde bırakıyorum. Hafif soteleyeceğim. Bir miktar deniz tuzu ekliyorum. Çok az da karabiber ekliyorum. Ve sıra geldi pınar kremamı eklemeye. Kapağımı açıyorum. Ve yavaşça içerisine kremamı ekliyorum. Bir süre kremanın içerisinde ıspanak kökleri yumuşayıncaya kadar yavaşça pişireceğim. Ispanak köklerimi güzelce pişirdim. Şimdi ocakta biraz dinlendiriyorum. Şimdi artık sunuma geçebilirim. Güral Porselen'in Digibon serisinden yeni bir ürünü var. Morisato. Görmüş olduğunuz gibi üzerindeki çok güzel bir dekorasyonu var. Bunu yemeğinizle bütünleştirerek harika bir su yapabilirsiniz. Şimdi tavuğumuzla başlayalım. Önce paneledik, daha sonra kızarttık ve bir sürede fırında tuttuktan sonra şimdi dilimleyeceğim. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. Ispanağımız orta kısmında. Sunumu yaparken yanına sebze garnitürüm var. Bunun içinde renkli havuç püreleri kullanacağım. Mor havuç ve beyaz havuç kullanacağım.
Havuç pürelerini bu şekilde art arda sıkabilirsiniz tabağınıza. Şimdi sıra geldi. Biraz önceki koymuş olduğum sebze pürelerimi üzerine küçük mikrofilizlerle süslemeye. Bu görmüş olduğunuz bezelye mikrofilizi. Yoğun bir aroması var. Ve şimdi de sıra geldi ıspanak kökümüzü servis etmeye. Bu yemeğimi de yine Graal Porcelain'in Digibon serisinden Morisotto çukur tabağında servis ediyorum. Ispanak köklerini krema sosuyla beraber servis tabağıma bu şekilde alıyorum. Rendelenmiş kaşar peynirimden gezdiriyorum. Ve biraz kırmızı toz biber koyacağım etrafına. Yemek servisini yaparken özellikle bu tarz yenebilir çiçekleri çok hoşuma gidiyor. Bakın ne kadar güzel yakışıyor tabakta. Ispanak köklerinin hemen üzerine de bu şekilde birkaç tane yenebilir çiçek koyuyorum. Sürdürülebilir tariflerde bu ayki konuğumuz ıspanaktı. Ispanak yapraklarıyla harika bir tavuk göğsü rulosu yaptık ve hemen yanında da kremalı ıspanak köküyle tariflerimizi taçlandırdık. Bir başka sürdürülebilir tarifler programında görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyetle kalın.